Evet sevgili arkadaşlar, bu videomuzda bebeğimizin saçlarını ekeceğiz inşallah. Kırmızı saç yapmayı düşünüyorduk. Kırmızı ipimizden. Şöyle önce ipimizi nasıl sarılıyor göstermek istiyorum. Şöyle çok uzun saçlı yapmayacağım. Şöyle bir ajandayla yapacağım. Ajandamızı şöyle ipimizi şöyle bebeğimizi alalım. İpimizi bu şekilde böyle tutturuyoruz. Pardon. Şöyle tutturduktan sonra bunu bu şekilde sarıyoruz. Böyle istediğiniz kadar sarabilirsiniz. Ben şimdi size sadece göstermek adına şöyle birkaç tane saracağım. Hatta ön taraflarını, saçının ön kısımlarını nasıl ekildiğini göstereceğim. Arka kısımlarda zaten aynı şekilde olacak. Videoyu tekrar gösteririm ben. Bu şekilde saçımızın uzunluğu olacak. Şöyle istediğiniz kadar bittikçe tekrar sarıp yapabilirsiniz. Yeterli bu kadar. Şuradan kesiyorum. Daha sonra şöyle şu kısımdan şöyle ipi buradan bu şekilde kesiyorum. Şöyle bir ölçümüz oldu. Bundan dediğim gibi istediğiniz kadar sararak taktıkça bittikçe kesebilirsiniz. Saçımızın şekli kesmesi bu kadar. Şimdi ekmeğe geçiyoruz. Evet, saçımızı ekmeye başlayalım. Şöyle ipimizi alıyoruz. Bu şekilde iki kat olarak düzeltiyoruz. Şu ucundan ekeceğiz. Tığımızı alıyoruz. Öncelikle biraz sanki bir tık kaşını ben yukarıda yaptım gibi oldu ama inşallah bakalım. Şuradan beri ekmeği düşünüyorum saçı. Zaten dümdüz olacak. İşte kakül falan olmayacağı için düz bir şekil olacak. Şöyle yarım parmak diyelim. 1 2 3 sıra. Hemen şöyle ortadan başlamak istiyorum. Şöyle ilmik, bir tane ilmik alarak bu şekilde tığımızı geçiriyoruz. İçeriden çekiyoruz. Bunu tığla yine içinden çıkartarak bu şekilde düğüm yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu şekilde ekme var. Şimdi siz tabii kendinize göre, çocuk bebeğinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle çevireyim, daha sağlıklı olacak. Solak olduğum için. Bu şekilde şöyle yukarıdan aşağıya doğru batarak da ekebilirsiniz saçını. Ön kısımları ekerken hiç ilmek atlamadan bütün ilmekleri tek tek yapacağız. Şu üst kısımları da öyle. Yana ortaya ayırma sırasında boşluklar görünmesin diye şu tepe kısmını komple şöyle sıkı sıkı öreceğiz. Sonra arka kısımları bol bol örebilirsiniz. Bir ilmik atlayarak yapabilirsiniz. Çok böyle saçları da çok yoğun olduğu zaman böyle çok fazla duruyor. Güzel görünmüyor. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru batarak da yine aynı işlemi yapabilirsiniz. Göstereyim yine onda. Şöyle ilmeği çekerek. Bakın şu önleri ben şöyle yukarıdan aşağıya doğru batarak örmek istiyorum. Şöyle dümdüz ilmeği atlamadan ilmeği şöyle dümdüz şu kaş yapısına kadar burayı böyle dümdüz örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle biraz ördüm. Şunu da göstermek istiyorum yine. Şöyle ipi çift aldıktan sonra bakın şöyle hemen yanındaki ilmiğe yukarıdan battım. Şöyle tığla uğraşamıyorum derseniz bu şekilde yapıp bakın geçirdikten sonra şöyle elinizle de geçirebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa, bu zaten düğüm olmuş oluyor. Kesinlikle açılma falan yapmayacaktır. Dümdüz bu şekilde ilerliyoruz. İpimizi yine böyle katlayarak. Dilerseniz tığla yapabilirsiniz. Dediğim gibi dilerseniz elinizle. Önemli olan şu ilmeği
saça geçirmek. Tabii tığla daha kolay oluyor. İki türlü de yapabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Nasıl kolayınıza geliyorsa artık. Bakın, hemen yanındaki ilmikten battım. Geçtim. Tığla çektim. Sonra bunu da elinizle sıkıştırırsınız. Herhangi bir açılma falan yapmayacaktır. Şimdi ben örmeye devam edeyim. Geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın tam burnunun bu hizasından şöyle tam ortaladım iğneyle. Şöyle ön tarafının eşit olması için şöyle şu tarafa 8 tane, şu tarafa 8 tane taktım. Tam böyle önü güzel oldu, üst kısmı ön tarafının. Şimdi şu yine kaşının hizasından yine şuradan şöyle yanlamasına dönmeyi düşünüyorum. Şu ağız gülücük kısmından da şurada bitirmeyi düşünüyorum. Arkasını komple düz öreceğim. Yani şu arka kısmını enseyi çok fazla inmeden şu yanak hizasından ilmiği zaten şöyle sıra belli oluyor. Görürsünüz. Ağız kısmından şöyle şuraya kadar yani burayı dümdüz öreceğim ve burayı içerisini dolduracağım. Şuradaki tabi bağlantı yerimizde görünmeyecek. Çok sıkmıştım. Şimdi buradan bu şekilde yan ilmeği göstereyim ben size. Şöyle şuraya hatta bir kancaiğne gibi bir şey takayım ben oraya. Belirgin olsun. Yani ben göz kararı yapabiliyorum ama hani size daha iyi anlaşılsın diye. Şöyle küçük bir kancaiğne takayım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Şu iğneyi de artık çıkartayım. Göstermiş olduğum gibi buraya yani bu çizgiye kadar yapacağım. Şimdi buraya böyle biraz yan inip düz ineceğim. O zaman güzel bir görüntü oluyor. Şöyle de yapabilirsiniz. Ayarlayamıyorsanız, sıkıntı oluyorsa, sorun oluyorsa şöyle ip alın. Kendi yöntemlerimle. Şöyle şurayı çapraz, burayı düz bir şekilde düşünecekmiş gibi toplu iğnelerle işaretleyebilirsiniz. Hani ilmeği kaydırmamak adına şöyle ipi bu şekilde öreyim, düz öreyim diye şöyle şuralara iğneleri batırabilirsiniz, toplu iğneleri kaymaması için bu şekilde örebilirsiniz. Şimdi bunu dümdüz ördük. Buradan sonra şöyle çapraz alacağız. Yine aynı şekilde ben tığı böyle yukarıdan beri tutuyorum. Şöyle çaprazlamasını alıp yine bunu da çaprazlamasına bu şekilde alacağız. Dediğim gibi kaydırmamak istiyorsanız ya iple ya toplu iğnelerle işaretçinizi koyun. Şu kaşının az altına, kirpiğin hizasına gelene kadar şöyle şurayı biraz çapraz öreceğim. Sonra oradan itibaren de dümdüz aşağıya şu toplu iğnenin olduğu yere kadar da düz öreceğim. Şimdi göstereyim bir tane. Şöyle. Hatta bebeği şöyle çevireyim. Solak olduğum için. Evet. Bu şekilde yaptık. Şimdi yine bakın. O sıranın değil, bir çapraz sırasının bir altından alalım. Tığ da uç kısmı aşağı gelecek şekilde batarsanız içerideki elyaf çıkmıyor. O zaman daha iyi oluyor. Bu şekilde düz batın. Sonra kancanı iğneyi çıkartmaya çalışın aşağıdan. Bakın böyle de elinizle de yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gidiyorsa. Biraz sabır işi. Tek tek uğraşıldığı için gerçekten emek istiyor. Şöyle. Aslında öğrenildiği zaman sıkıntı olmuyor, hemen hızlı hızlı yapıyor da saçlar biraz böyle tek tek uğraştırıyor. Önemli olan şu ön kısmının güzel olması. Sonra arkalar, yukarılar falan çok fazla fark etmiyor. Ön kısmı güzel bir şekilde yapıldığı takdirde arkalar sıkıntı olmuyor. Dediğim gibi üst kısmında biraz sıkı sıkı öreceğiz. O zaman hiçbir sıkıntı olmuyor.
gayet güzel oluyor ve ben bu şekilde ördüğüm için saçını yandan, ortadan, istediğim yerden ayırabiliyorum. En son yaptıktan sonra göstereceğim size zaten. Ya da böyle mesela yukarıdan bağlıyorum. Bebeğin saçını böyle paket lastikleri gibi lastikler oluyor ya. Onlarla falan böyle çok tatlış duruyor. Evet, çapraz çapraz gördüğünüz gibi geldim. Bir yandan konuştuk, bir yandan geldim. Böyle çaprazlamasına şöyle bir göstereyim. Şöyle bir iki tane daha yapayım, geleyim. Bakın, şöyle indim. Şimdi yine bu son ilmikten bakın. Bu şekilde hizalayıp yapabilirsiniz. Burayı böyle dümdüz öreceğim. Buradan yine arka taraftan batıp tığımla böyle dümdüz inerek öreceğim arkadaşlar. Ta ki şuraya gelene kadar çok aşağı inmiyorum. Dediğim gibi şu gamze hizasından ölçün. Buraya kadar yeterli. Şimdi ben burayı dümdüz örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın şuraya kadar gelmiştik, çapraz ördük, şurayı düz ördük. Daha doğrusu örmedik. Saçları taktık. Bu şekilde bakın, o kancanın iğneliği koyduğum yere kadar burayı da dümdüz ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 falan sıra, 10 sıra diyelim. 2 4 6 7 sırada şöyle çapraz geldim. Şurada da 8 vardı ortaya kadar. Şimdi aynı saydığınız gibi burada da aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Şöyle bu sırayı şöyle elin bakarak, bakın buraya yine bitiş noktamı işaretledim kancalı iğneyle. Yine aynı bu şekilde buraları zaten düz örmüştük. Şuradaki sayı adetiyle çapraz gelecek şekilde aynı çaprazlıkta sayı adetini buraya ekliyorum. Sonra bakın şu ilmekleri sırayı şöyle karşılaştırırsınız. Oradan sonra da düz öreceğiz. Şu kancalı iğnenin sırasına kadar. Şu ön kısım önemli olan kısımda, onu anlatmak istedim. Şimdi ben aynı şekilde burayı da böyle önce şöyle bir çapraz geliyorum. Sonra düz geliyorum. Hemen geliyorum. Evet, şimdi bebeğimizi son şöyle şu sıradan ölçerek yan taraflarını yaptık. Tepe kısmını sık bir şekilde öreceğiz. Şu arka kısmını biraz seyrek örebilirsiniz. Çünkü çok fazla sık sık olduğu zaman hem çok bonus kafa gibi oluyor, hem de gerek yok. Saçı hem ağır oluyor, kafası böyle sağa sola. Sopa taktık gerçi ama hiç gerek yok. Şimdi size arka kısmı şöyle bu düz kısmını önce kapatacak bir şekilde tek sıra örüyorum. Sonra böyle üçer ilmik alarak, üçer ilmik alarak işleyeceğim. Şu ten renginin görünmesini istemediğim için, oraları kapatmak adına. Şimdi önce şu sırayı şöyle dümdüz bir tane takarak geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, şöyle dümdüz ördüm. Şöyle bazılarını güzel sıkamamışım herhalde. Bunları da tam yapınca. Şimdi burayı neden böyle ördüm diyeyim. Bazen bebekler, yani çocuklar şöyle saçlarını toplamak istiyorlar. Şöyle. Yani bunu topladığımız zaman, çünkü bu saçı uzun, örmen yapılabilir, iki kulak yapılabilir. Her şekilde girebilir sonuçta. Bakın böyle bağlayabilir. Şöyle güzel bağlandığı zaman şöyle şurasının güzel olması için, güzel görünmesi için burayı da ben böyle düz bir şekilde örüyorum. Bakın. Bu şekilde. Şimdi aralar kaldı. Araları da şöyle öreceğiz. Aralar çok da fazla önemli değil. İstediğiniz gibi, isterseniz bakın bir sürü çeşitli yapabilirsiniz. Aralıklarla birer ikişer atlayarak, yani sıra sıra tabii yine yapın ama hani bir sıra birer atlayarak dikebilirsiniz. Bir sıra yapmazsınız, ikinci sıraya gene geçersiniz. Birer atlayarak yapabilirsiniz. Ya da şöyle, bakın göstereceğim şimdi. Yine aynı şey, saçımızı alıyoruz. Şöyle ilmeği
2, 3. Bir sıra boş bırakıyorum. Şurayı ölmeyeceğim. Şuradan batacağım. 3 ilmik. Şöyle alabilirsiniz. Bakın. Yakından göstereyim. Bu şekilde alıp, bakın, geçirirseniz, böyle aşağıya doğru duracak. Yukarıdan tığ batıyoruz. Aynı sıradan yine 3 ilmek sayın. Aynı yerden yine çıktım, bakın. Saç bu şekilde aşağıda duruyor. Bağladığı zaman zaten yukarıya çıkar o. Daha kolay. Böyle üçer 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 kalın bir şekilde bu sıraları böyle örebilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım bunu. Bakın. 3 tane çektim yine. 4 tane de yapabilirsiniz. 5 tane de yapabilirsiniz. İsteğe bağlı. Ben şöyle 3 tane yaptım. Bu şekilde böyle komple sırayı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Hemen yapıyorum. Evet arkadaşlar, bakın. Şöyle tığımı yukarıdan beri battım. 3 tane ilmeği bu şekilde ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Arada bir tane sıra bıraktım. O hiç önemli değil. Önemli olan şu alttaki sırayı da dümdüz örmemdi. Topladığınız zaman görünmüyor orası zaten. Hani saçın at kuyruğu yaparsa, bakın. Hiçbir şekilde görünmüyor. Şimdi yine aynı şekilde buradan başlayarak yine bir tane sıra, şöyle göstereyim. Şu sıraya batmadan oradan çıkacakmışım gibi düşünerekten yine 3, 4 hatta şöyle geçirerek, bakın, tekrar göstereyim. 3 tane, 4 tane geçirebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Şöyle aşağıya gelecek şekilde. Bakın. Şöyle. Yine aynı sıradan buradan çıktım. Kafasının üst kısmından tığ geçiriyorum. Böyle aşağıya doğru sıkıyorum. Şimdi bu sırada böyle komple geçeceğim. Şimdi yine göstereyim. Buradan biraz çaprazlık var tabi. Oraya da tabi böyle çapraz bir şekilde girebilirsiniz. Şöyle 3 tane alayım. Orayı da şöyle. Şu şekilde iyi. Ya da dediğim gibi o çaprazlıkları sık 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 doldurabilirsiniz. Şu bölümü dümdüz şöyle örebilirsiniz. O arada kalan sıkı bir şekilde orayı da o şekilde örebilirsiniz. Şu köşeleri göstermek istiyorum ben. Bakın. Dediğim gibi buradan görünmesini istemiyorsanız yine saçı örebilirsiniz. Şurası çapraz kısmı biraz böyle oluyor işte. O da dediğim gibi saç böyle dümdüz olduğu zaman görünmüyor bile arkadaşlar. Ben bu şekilde anlattığım gibi öreyim, bakarız, inceleriz. Görünüyorsa ten rengi, rahatsız olursanız siz de aynı şekilde aralara yine aynı şekilde oradan geçebilirsiniz. Bakın. Bu şekilde hiç görünmüyor. Yukarıdan baktığım zaman aşağıya doğru saçlar aşağıya doğru dökülecek şekilde şöyle 3 ilmik aldım bu sefer de. Bakın. Yani bu sırf bu sırayı böyle göstermek için yapıyorum. Bakın burayı da böyle yine aynı şekilde düzüreceğim. Burası da aynı böyle geçiyor. Bir üste çıkayım. O sıraları ben şimdi birazdan tamamlayacağım size. İnşallah. Şöyle. Şuraya bir tane takayım. Orası biraz boşluk gibi olacak. Çapraz çünkü orası. Bir takayım bakayım. Bakın. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Yine aynı şekilde şöyle. İp
ipim benim bir de kalın olduğu için eğer böyle tek 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 yaparsam saça çok fazla bonus oluyor. Saçlar böyle bonus bonus oluyor. Bir de ince ipten değil, ben böyle kalın ipten daha çok seviyorum saçları. Böyle kalın ip mesela, bunu da mesela bir de şöyle yöntemler var. Bunu böyle ayırarak bakın bir tanesini göstereyim. Dalgalı dalgalı daha ince ince yapılabiliyor saçlar. Bu kalın iplerden. İsterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi şu tepe noktası, onu da şöyle şuradan beri şöyle tepe noktası, şurası tam buradan bakın. Burayı sıkı sıkı, pardon kameradan çıkmışım. Şu tepe noktasını sıkı sıkı yapacağım. Çünkü ortadan ayırma, yandan ayırmalarda sıkıntı olmasın, görünmesin diye. Şu çapraz bitimden şöyle şu kısma bakın. Buraya aşağısını aynı bunlar gibi öreceğim. Ama tepe kısmını sık 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 tek tek öreceğim. Şimdi sanırım şu tepe kısmına denk geliyor. Burayı da yine aynen şöyle alayım. Bu sıraları böyle komple bakın. Hiçbir şey belli değil. Şuradan şöyle gelecek. Bura sıra, bu sıra ve 3 sıra. Bunları dümdüz bu şekilde üçerli. Şunu dördenli almıştım. Dümdüz dümdüz yukarıdan batarak tığla çekerek ekleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde ördüm tepesinde. Dediğim gibi sık 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 bütün ilmiklere doldurarak tepesini örmeyi unutmayın. Bakın şöyle biraz göstereyim. Çok da kısa olmadı. Evet, güzel oldu. Elbisesini de çıkardım takılmasın diye, ellerini de bağladım. Gayet güzel oluyor. Şimdi bu tepesini güzel sık bir şekilde ördükten sonra saçları güzelce tarayıp bir ütüyle kısık bir derecede ütü bezini de tabii kullanarak önce ütüleyelim. Sonra düzeltmek isterseniz uçlarını düzeltebilirsiniz. Şöyle güzelce tarayın. Ütü beziyle bezi koyduktan sonra ütüleyin. Düzleştirmek istiyorsanız düzleştirin. Ben zaten en son resmini çekeceğim. Bakın boyu gayet güzel. Ne çok kısa ne çok uzun. Çok çok uzun da yani poposun hizasında gibi düşünün. Şöyle. Tabii ben de biraz uçlarından şöyle düzeltmeler yapacağım. Bakın. Bu şekilde saçları olmuş oldu. Dediğim gibi şöyle yukarıdan paket lastiğiyle bağlandığı zaman çok güzel oluyor. Yine tabii ortayı dolduracağım. Sıkı sıkı. Şöyle yandan ayırınca yine güzel oluyor. İki kulak yapılabilir. At kuyruğu yapılabilir. Bu şekilde örüldüğü zaman her türlü her şekilde güzel bir şekilde oluyor. Şimdi ben tepesinde güzelce sıkı bir şekilde öreyim. Ekleyeyim saçlarını, bitirmek istiyorum. Evet, saçlarımız da bitti. Çok da güzel oldu. Bakın şöyle yandan ayırdım. Gayet dolgunluğu güzel. İstediğiniz boyda yapabilirsiniz. Bakın. Şöyle düzelteyim. Tabii ben bunu aslında kurçuk kurçuk çok güzel durdu. Ütülemeye bile gerek yok. Böyle uçları dalgalı gibi. Şöyle düzelteyim. Güzelce bir tararım elimle. İpliklerini. Sonra şöyle şu kadar falan şöyle düzeltmek istiyorum. İpin son iç yumağı kaldığı için biraz kıvırcık kıvırcık oldu ama çok da hoşuma gitti böyle durması aslında. Hiç ütülemeye bile istemiyorum yani. Bilmiyorum bakalım. Dediğim gibi bunların uçlarını düzelteceğim. Saçlarımız bitti. Gayet güzel oldu. Bebeğimizin saçlarını takarken yüzünü ezmişim biraz. Gayet şeker oldu. Hatta şimdi şöyle bitmişken elbisesini hiç giydirirken çekmemiştim.
Şöyle elbisemiz ayaklardan girecek. Teker teker tabii, ayakları biraz büyük olduğu için bu şekilde tek tek, sonra kollarımızı narin narin bakın şöyle kırmızı bir bebek oldu, tam istediğim gibi. Düğmelerini ben biraz uçtan diktim. İlmiği de biraz dediğim gibi şey, düğmesinin kısmını biraz da büyük yapmışım. Siz düğmeyi biraz büyük alın bu tarifi. Aynı benim gibi tarifle yapacaksanız. Düğmeyi biraz küçük almışım ya da biraz geriden dikin. Zaten saçlarından görünmüyor gerçi ama. Şöyle. Evet. Ayakkabıları da tamam. Saçlarını keseyim ben, bunu güzelce süsleyeyim. Çantasını da takayım. Tam takım. Hem resim çekerim, hem yine en son videoyu da. Ha, bir de yanaklarına kırmızılıklar da yapacağım. Hatta şimdi yapayım. Bakın çantasında. Şöyle biraz ben çırpık durmaları seviyorum. Tabii şu an yatar pozisyonda. Ben onu ayakta size tekrardan göstereceğim. Evet. Bu şekilde bebeğimiz bitti. Ayakkabılarıyla, elbisesiyle, çantasıyla, saçlarıyla bitti. Hatta şimdi yanaklarının boyasını da şimdi hemen alıp geleyim. Onu da göstereyim hemen. Evet, şimdi yanaklarını saçtan takarken burnunu falan bastırmışım, ezmişim biraz, onları düzeltiyordum. Şimdi yanaklarını hafif böyle pembelik ya da kırmızılık mı yapsam? Hepten kıpkırmızı oldu. Pastel boya kullanacağım. Pastel boyada da şöyle şu renk iyi gibi. Şöyle de kırmızı var ama o çok kırmızı oluyor. Dilerseniz bakın daha bir basan gibi oldu gibi. Dilerseniz böyle açık ten rengi de yapabilirsin. Kahverengi gibi hafif. Şimdi bunu bu şekilde sürdüğünüz zaman çok yoğun bir şekilde oluyor. Bunu şöyle bir elinizle ya da bir sulu boya fırçasıyla sürüp hafif hafif denerseniz daha sağlıklı oluyor. Şimdi ben hangisini yapsam karar veremedim. Bir ben fırça da alıp geleyim. Hemen dönüyorum. Evet, fırça da aldım. Kızım sağ olsun. Kızımın fırçalarından kullanmamış temizlerini. Şöyle bakın. Çok değil. Şöyle hafif bir yuvarlak kırmızılık. Şöyle ucunu boyayın. Pastel boyayla. Makyaj yapıyormuş gibi. Şöyle. Bakın yakından göstereyim. Tam şu yanak kısmına şöyle şöyle yuvarlak yuvarlak hafif. Bu görüntü çok şeker bir görüntü veriyor bebeğe. Ben bütün bebeklerde yapıyorum. Aslında bu bebeği siyah saçlı da bu elbiseyle çok yakışırdı. Bir ara tam saçlarını takarken siyah mı yapsam diye bir yine düşünmedim değil yani. Bebeği son derece spontane geçti. Şunu da yapsam, bunu da yapsam, şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye. Hafif bununla da yapabilirsiniz. Kırmızılık. Şöyle. Dilerseniz şöyle gözlerin üstlerine de yapabilirsiniz. Bunlar tabii isteğe bağlı. Farklı renkte de yapabilirsiniz. Sanki makyajlı gibi oluyor. Yani mesela mavi göze mavili far gibi duruyor.
Çok da abartmayalım. Kıpkırmızı oldu. Evet. Gerçekten de bir şekerlik kattı yani. Evet, böyle yandan saçını ayırınca da çok tatlı oluyor. Şöyle iki kulak da yapabilirsiniz. Evet. Şimdi ben saçlarını düzleştireyim, keseyim. Geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ayakta durmakta biraz zorlandı ama saçlarını ütülememeye karar verdim. Böyle çok güzel arkasını düzgün bir şekilde kestim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bebeğimiz bitti. Kırmızılı, kıpkırmızılı bir bebek oldu. Çok şeker oldu. Ayakkabılarıyla, elbisesiyle, çantasıyla her şeyi de tamam oldu. Evet. Şöyle yakından da göstereyim. Gayet güzel oldu. Şimdi elime de alayım. Ayakkabılarını da gösterelim. Düşecek diye korkuyorum. Şöyle bakın saçı. Evet, altını düz bir şekilde yaptım. Şöyle bir de oturtturayım sizin için. Bakın. Otururken de böyle. Şöyle yandan ayırdım ama. Tabii saçını ütüleyip ütülememek size kalmış. Sadece ben ön uçlarından aldım, düzleştirdim. Şöyle bir çekeyim size. Resimlerini de çekeyim. Evet. Sonunda bebeğimizi tamamladık. Çok şükür bitirdik. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah tarifim anlaşılır bir biçimde olmuştur. Bir kusurum olduysa affola. Herhangi bir sorunuz varsa yanıtlayabilirim. Beni Instagram adresimden de Kadriye Göktürk olarak takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı, beğeninizi bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.